Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları etkinlikli soru bankasında cebirsel ifadelerle çarpma işlemi konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci etkinliğime başlamadan önce kanalımıza abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar birinci etkinlikte aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız diyor. Arkadaşlar çarpma işlemini yaparken ne yapıyorum? Bakın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliğinden faydalanıyoruz. O halde 3 ile A'yı çarpıyorum. 3a 3 çarpı a demektir. 3 ile artı 2'yi çarpıyorum. Artı 6 olur diyorum. 3a artı 6 olur. 4'ü parantez içerisine dağıtıyorum. 4x 4 kere 3 çarparsak da artı 12. 4x artı 12'dir. 5 ile x'i çarpıyorum. 5x 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 15. 6'yı dağıtırsam 6x 6 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 24. Evet. Burada da arkadaşlar bakın 5'i ilk terimimiz burada nedir? 3'tür. 3'e dağıtıyoruz önce. 5 kere 3. 15. Ne yapıyorum? Bakın soldan sağa doğru dağıtıyorum. Eksi 2x'i çarpıyorum. Eksi 10x. 5 ile artı 3'e çarpıyorum. Artı 15. Y olarak yazıyorum. Evet. Devam ediyorum. 6'yı dağıtıyoruz. 6 ile 3m'yi çarparsam 18 M 6 ile eksi 2 ne çarpıyorum. Eksi 12 N 6 ile artı 4'ü çarpıyorum. Artı 24 olur diyoruz. Evet arkadaşlar. Yine 3'ü önceki X'e dağıtıyorum. 3 X e 3x, 3 ile eksi 3 Y'yi çarpıyorum. Eksi 9 Y 3 ile artı 4'ü çarpıyorum. Artı 12 3 X eksi 9 Y Artı 12 olur diyoruz. 2 dağıtırsam 5m ile çarpıyorum. 10m Eksi 4n ile çarpıyorum. Eksi 8n Eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 2 10m Eksi 8n Eksi, Eksi 2 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam edelim. Aşağıda verilen dikdörtgensel bölgelerin alanlarını bulunuz diyor arkadaşlar. Dikdörtgenin alanını kısa kenarla uzun kenarı çarparak buluruz. O halde alan eşittir diyorum. 6 çarpı 2x eksi 5'tir. 6 içeri dağıtırsam 12x 6 ile eksi 5 çarpıyorum. Eksi 30. Evet B'ye bakıyorum. Kısa kenarımız 8. O halde alan eşittir. 8 çarpı uzun kenarımız 4a eksi 3. 8 ile 4 ay çarparsam 32a, 8 ile eksi 3 çarpıyorum eksi 24 olur diyorum. 32a eksi 24 olarak alanı bulmuş olurum. Evet, devam edelim. Evet gençler, üçüncü etkinlikte aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Arkadaşlar öncelikle çarpma işlemlerini dağıtarak devam ediyorum. Bakın 2'yi x artı 1'e dağıtırsam 2x artı 2 artı 5'i x'i çarpıyorum 5x 5 ile 1'i çarpıyorum artı 5 burada benzer terimleri toplarız 2x 5x daha 7x artı 2 artı 5 daha artı 7 olur 7x artı 7 işlemimizin sonucu olur diyelim B'ye bakıyorum. 3 ile 2x'i ve artı 1 çarpıyorum. 6x artı 3. 5 ile 2x çarpıyorum 10x. Eksi 5. 6x 10x daha 16x. Artı 3 eksi 5 daha eksi 2 olur. 16x eksi 2 olarak yazıyorum. 6'yı parantez içerisine dağıtırsam 12x artı 12. 4'ü dağıtıyorum. Artı 4x artı 4. 12x 4x daha 16x. 12. 4 daha da artı 16. 16 x artı 16 olur diyoruz. Evet D'ye baktığımız zaman 5 çarpı 3 x. 15 x. 5 kere 2 artı 10. Bu sefer arkadaşlar buraya dikkat edelim. Eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2 ile x çarparsam eksi 2 x. Eksi 2 ile artı 3'ü çarparsam eksi 6. 15 x eksi 2 x daha. 13x artı 10 eksi 6 daha da artı 4 olur. 13x artı 4 olarak işlemimizin sonucunu yazmış olalım. Evet, devam edelim. Bir kenar uzunluğu 2x artı 6 santimetre olan karenin çevresi. Bir kenar uzunluğu x artı 1 olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğundan kaç santimetre uzundur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar karenin çevresi 4 kenarı birbirine eşit olduğu için 4 çarpı 1 kenarı 2x artı 6 idi. 4'ü dağıtacak olursam 8x artı 24 olur. Karenin çevresi. Eşkenar üçgenin çevresi 3 Üç kenar birbirine eşit. bir kenar x artı 1 3'ü dağıtırsam 3x artı 3'tür. Şimdi arkadaşlar karenin çevresi üçgenin çevresinde ne kadar fazladır dedi. O halde 8x artı 24'ten 3x artı 3'ü çıkarmamız gerekiyor. Parantezleri kaldırarak yazalım. 8x artı 24 Evet, eksi içeri dağıtırsam eksi 3x eksi 3 8 xten 3x çıkardım 5x 24'ten de 3'ü çıkarıyorum arkadaşlar artı 21. 5x artı 21 olur. Evet. Aradaki fark diyoruz. Evet. Geçelim. Beşinci soruya baktığımız zaman Tarık tanesi 2x artı 4 TL olan kalemlerden 5 tane almıştır. Kasire 50 TL veren Tarık kaç TL para üstü alır diyor. Arkadaşlar kalemlerin ücreti Evet 5 tane almıştı. 5 çarpı 2x artı 4'tür toplamı. Dağıtacak olursam 10x artı 20 kalemlerin toplam ücretidir. E, 50 lira verdiğine göre para üstünü bulurken ne yaparım? Para üstü diyorum. Verdiğimiz paradan evet, kalemlerin ücretini çıkarmam gerekir. Ama bakın parantezi yazmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü 10x artı 20 bir bütündür. O halde 50. Bakın şu eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 10x. Eksi 20 oldu. Buradan arkadaşlar eksi 10x'in benzer terimi yok. 50'den 20 çıkarıyorum. 30 eksi 10x olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Demek ki 30, 30x eksi 10 lira alması gerekir diyoruz. Eksi 10x lira alması gerekir diyelim. Evet. Devam ediyorum. Altıncı süreye bakıyorum. Tanesi 8 TL olan kalemlerden 2x artı 1 tane. Tanesi 2 TL olan silgilerden de 3x artı 2 tane alan bir kişi kaç lira öder? Şimdi arkadaşlar ücreti bulabilmek için ücret ne yapıyoruz? Sayısıyla fiyatını çarpıyoruz. O halde 8 çarpı 2x artı 1 diyorum. Artı 2 çarpı 3x şu 3'ümüzü düzgün yazalım. Artı 2. 8 içeri dağıtacak olursam 16x artı 8. 2'yi dağıtıyorum. 6x artı 4. Buradan benzer terimler. 16x ile 6x benzer terimdir. 22x oldu. 8, 4 daha da artı 12. Demek ki 22x artı 12 olur. Toplam ödememiz gereken ücret diyoruz. Evet devam ediyorum. Eş karelerden oluşmuş şeklin yandaki şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sordum. Arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Öncelikle kaç tane kenardan oluşuyor? Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kenardan oluşuyor. Şeklin çevresi. O halde çevre eşittir. 14 çarpım. 3x eksi 2 diyorum. 14'ü içeri dağıtırsam. Arkadaşlar 14 ile 3'ü çarpıyorum. Ne olur gençler? 14 çarpı 3. 42 x. 14 ile eksisi, eksi 2 çarpıyorum. Eksi 28. 42 x. Eksi 28 santimetre olur şeklin çevre uzunluğu diyorum. Evet devam ediyorum. 8. soruya baktığımız zaman gençler önceki şu doğru parçamı alayım. Yukarıda verilen geometrik şeklin alanını birim kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi yazınız diyor. Arkadaşlar burada ne yapıyorum öncelikle? Şeklimizi şöyle alanlarını hesap edecek şekilde dikdörtgenlere ayırmak istiyorum. Yani şöyle 3 tane dikdörtgen olarak düşünüyoruz. O halde öncelikle arkadaşlar bakın bu uzun kenarımız 2x ise burası 6 ise şu kenarımız 2x eksi 6'dır. E aynı şekilde burası da 2x eksi 6. Şu kenarımız. Şimdi ilk şeklimizin arkadaşlar bakın kısa kenar 5 uzun kenarı 2x. O halde 5 çarpı 2x. Şöyle içine de yazalım neresi olduğunu görelim artı diyeceğim. İkinci şeklin bir kenarı 8, diğer kenar 2x eksi 6. 8 çarpı 2x eksi 6 olacak. Artı 8 çarpı 2x eksi 6 olarak yazdım. Artı. Evet buraya bakıyorum arkadaşlar. Bakın şurası 2x eksi 6. Burası 3 ise şu kenarı bulurken ne yapıyorum? 2x eksi 6 ile 3'ü topluyorum arkadaşlar. Bunu da 2x eksi 3 olarak yazarız. Demek ki bu kenarımız 2x eksi 3. O halde alan da 4 çarpı 2x eksi 3 olacak diyoruz. Şimdi çarpma işlemlerini yapacak olursam 5 çarpı 2x 10x 8'i içeri dağıtıyorum. 16x eksi 48 4'ü içeri dağıtırsam 8x eksi 12 Şimdi gençler 10x, 16x da 26x, 8x de arkadaşlar 34x. Evet eksi 48 eksi 12 daha eksi 60. Yani sorumuzun cevabı 34x eksi 60 santimetre olur veya birim olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet arkadaşlar bu etkinlikle de dersin. Burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.